Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel incili küpe çalışmamız olacak. Çok zarif bir model, farklı boyutlarda farklı görüntülere sahip rengarenk küpeler elde edebilirsiniz. Şöyle inciler kullanacağım. Renkleri ve boyutları tercihinize, zevkinize kalmış. Küpe aparatım lazım olacak. İp kullanacağım, şeffaf ip kullanacağım. Ben naylon sentetik oy ipi de kullanabilirsiniz eğer temin edemiyorsanız. Ve bir de iğnem olacak. Şöyle ipliğimi iğneme geçirdim ben. Boncuklarımı da şöyle alarak başlayacağım arkadaşlar. Başlangıç olarak küpe halkamın içerisinden iğnemi geçirerek buraya bir sabitleme yapacağım. Bir düğüm atıyorum. Tekrar birlikte atalım isterseniz. İğnemi halkanın içerisinden geçirdim. Şöyle hemen. Buradaki ipi bu tarafa aldım. Altta iğneden geçmiş olan kısımdan da ipi alıyorum. Sağdan sola doğru şöyle iki kez sardım. Ve ipimi çekerek buraya sabitliyorum arkadaşlar. Gayet sağlam bir düğüm oluyor bu şekilde. Bu noktada İncilerimi alacağım. Beş tane inciyi arda arda geçiriyorum iğneme. Dediğim gibi boyutu, rengi size kalmış. Ve aynı mantıkta ilerleterek daha uzunluğunu da elde edebilirsiniz. Şöyle 5 tane geçirdikten sonra tekrar şöyle dipte tutacağım. İğnemi buradan halkanın içerisinden geçiriyorum. Buradaki ipi sağa doğru alıyorum. Ve alttaki ipi şurayı sabit tutabilmem önemli tabii ki. Şöyle. Alttaki ipi de sağdan sola doğru iki defa geçirdikten sonra buraya düğüm atacağım. Yalnız boncuklarımın sabit olmasına dikkat ederek arkadaşlar. Çok sıkmadan iyice ayarını yapalım. Gevşek bir vaziyette olmasın. Evet. Şimdi bu şekilde olduktan sonra tekrar şöyle 3 tane boncuğumdan geçiyorum. 3 boncuktan geçirdim iğnemi. Şuradayız gördüğünüz üzere. Şimdi 4 tane daha inci takacağım. Dört taneyi de geçirdikten sonra şuradaki bakın aradaki üçüncü incinin içerisinden tekrar geçiyorum ve bulunduğum noktadan başa doğru yani yukarıya doğru tekrar çıktım. Bu noktada küpe halkasına tekrar sabitleme yapacağım. Eğer dilerseniz alt kısımda şurada iki kere de geçirebilirsiniz ipi sağlam olması açısından. Ben burada da şöyle iki kere sabitleme yapacağım. Tek de yapılabilir, problem olmaz ama daha sağlam olması açısından bu şekilde yapıyorum. Evet, şöyle de hemen orada kalan ipimizi yıkıp yapıştıralım. Bu şekilde küpemizi tamamlamış olalım arkadaşlar. Şöyle bir farklı renk ve boyutlarda da var gördünüz. Bu şekilde biraz daha büyüğünde yapmıştım. Onu da göstermek isterim. Renk renk farklı boyutlarda çeşit çeşit küpelerimizi hazırlayarak ister hediye ederek yakınlarınızı sevindirebilir, ister kullanabilir, ister sipariş alarak satış yapabilirsiniz arkadaşlar.
Umuyorum ki faydalı bir anlatım olmuştur. Yapacakları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bundan sonraki videolarımız için beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.